İzmir Ekonomi Üniversitesi Yaratıcı Ekonomi Araştırmaları Merkezi CREA ve Arka Sanat Merkezi'nin işbirliğiyle hazırlanan Picasso ile Kübik Bakmak etkinlik serisine, yani İzmir'in yaratıcı ekonomi alanında düzenlenen ilk etkinliğine hoş geldiniz. Bu etkinliğin tasarlanması süresince emeği geçen İzmir Ekonomi Üniversitesi ve Arka Sanat Merkezi'ne, ayrıca Fransız Kültür Merkezi'nin zarif ev sahipliğine çok teşekkür ediyoruz. Şu anda İzmir Ekonomi Üniversitesi, yaratıcı ekonomi alanında çalışmalarını aktif olarak sürdüren Türkiye'deki tek merkez konumundadır. Bu ve bundan sonraki etkinliklerde de Picasso gibi yaratıcı ekonominin diğer dallarında da üretken değerini daha da görünür olması için çalışıyor olacak. Şimdi sözü zarif ev sahibimiz, Fransız Kültür Merkezi Müdürü sevgili Caroline David'i ve Arka Sanat Merkezi Küratörü sevgili Müjde Unustası'nı sahneye davet ediyorum. En turc. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Et en français, voilà, nous sommes ravis de vous accueillir. C'est une collaboration très étroite que nous menons avec le Centre Arcas. Donc, bienvenue et bonne soirée. İyi akşamlar. Tek bir cümle söyledi Karel Hanım. Hoş geldinizden sonra Arkas Sanat Merkezi'yle yaptığınız yakın işbirliği ve etkinlikler dahilinde sizleri aramaktan mutluyum. Biz de değerli Caroline David'e ev sahipliği için tekrar teşekkür ediyoruz. Arka Sanat Merkezi'nde gerçekleştirdiğimiz projelerde mümkün olduğunca Fransız kültürle de ortak projelerimiz devam ediyor. 18 Eylül tarihinde Arka Sanat Merkezi'nde açılan Picasso ve Gösteri Sanatı sergisi ile birlikte Fransız kültürle yine belki geldiğinizde girişte görmüşsünüzdür. Sergi salonunda Bernard Prey'e ait Picasso'nun en önemli portrelerinden bir tanesine ait bir enstalasyon var. Arka Sanat Merkezi olarak kültürler arası işbirliği en önemli hedeflerimizden bir tanesi. Ve bu projeyle birlikte İzmir Ekonomi Üniversitesi ile de ilk kez bir birlikteliğe beraber oluşturduğumuz bir çalışmaya başladık. Yaratıcı ekonomi çok önemli ve sanatı da kentin ekonomik hayatına faydalı olabilecek şekliyle düşünmek, ele almak bizim de çok önemsediğimiz bir konu. Bu vesileyle bugün seminerler dizisinin ilkine başlıyoruz. Ben Sayın Seval İpek Aydın'a çok teşekkür ediyorum katkılarından ötürü. Hep birlikte Picasso'nun yaratıcılığına şimdi çok farklı bir bakış açısı edineceğiz. Hepinize tekrar hoş geldin diyorum. Çok teşekkürler. Bizlere de çok teşekkür ediyoruz. Şimdi ise sahneye sevgili Seval İpek Aydın'ı davet edeceğim. Ama öncesinde kısaca kendisinden bahsetmek istiyorum. Lisans eğitimini 9 Eylül Üniversitesi Kamu Yönetimi, yüksek lisans eğitimini de aynı üniversitenin maliye ekonomisi alanında yapan Seval İpek Aydın, halen Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünde doktora tez araştırmalarını sürdürmekte.
Araştırmalarında teknoloji ve toplumsal değişim ekseninde insan-makine iletişimi ve bu bağlamdaki gelecek teknolojilerin etkilerini, yaratıcılık unsurunun yenilikçi ürün ve hizmetlerdeki konumunu inceleyen araştırmacı halen İzmir Ekonomi Üniversitesi Yaratıcı Ekonomi Araştırmaları Merkezi Direktörü olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda bir TEDx küratörüdür. Ve İzmir Ekonomi Üniversitesi CREA Yaratıcı Ekonomi Dergisi editörüdür. Şimdi sunumunu yapmak üzere sahneye davet ediyorum kendisini. Teşekkür ediyorum. Kendini dinlemek çok zor. Yanaklarımı kızarttığı için şimdiden özür diliyorum ve tekrar hoş geldiniz diyorum. Evet, Picasso'yla kübik bakmak dedik. Disiplinler arası olduğunda her konu aslında biraz daha yaşama yakınlaşıyor gibi geliyor. Bu etkinlikleri tasarlarken de bizi heyecanlandıran unsurlardan biri buydu. Ben de sizi o yüzden biraz farklı bir yolculuğa alacağım. Biraz kübizme, biraz Picasso'ya. Ama önce benim hayranı olduğum bir beyefendiyle tanışmanızı istiyorum. Edmund Abbott Abbott. Belki tanıyan var mı önce? Abbott'u gerçekten başımı tanıyor mu? Hayır. Durun, oraya gitmeyin. Oldukça eskilere gitmek lazım. Bay Abbott, Victoria İngiltere'si döneminden bir beyefendi. Belki açıklamalı düz ülke dersem bu kitabı hatırlayanlarımız olabilir. Yoksa da bu açıklamayı ilginizi çeker mi? Birlikte bakalım. Bay Abbott tasarladığı kitabında, hatta aslında Victoria İngiltere'sinde şöyle düşünün ki 50'den fazla kitap yayınlayacaksınız. Kilise sizi aforoz etmeyecek, yakmayacak. Ve siz yazdığınız o kitaplarda matematik bilimini bir hiciv unsuru olarak kullanacaksınız. Ve kitabınızın kahramanları da geometrik şekiller olacak. Bay Abbott kurduğu açıklamalı düz ülke alanında bir paralel düzlemde üçgenlerin, paralel kenarların, çizgilerin, toplumdaki sınıfları temsil ettiği unsurlar üzerinden çalışmış. Ama bir gün bu ülkenin tam orta yerinde bir nokta belirmiş. Nokta belirince işler karışmış. Çünkü o tek boyutlu ülke bu sefer noktanın sonsuzluğuyla baş etmek zorunda kalmış. Üçgenler ayrı yorumlamış, kareler isyan etmiş, doğrular bambaşka bir şey söylemiş. Bir türlü o noktadan kurtulamamışlar. Kahramanlardan biri de noktanın peşine düşmüş ve Bay Abbott bu noktadan sonra kitabını matematikte ikinci boyut, üçüncü boyut, hatta dördüncü boyutu yaşadığı o inanılmaz zamanda anlatmayı başarmış. Peki, buraya Picasso dinlemeye geldik. Bay Abbott'ın ne işi var? İşte aslında tam da bu yüzden aralarında bence güzel bir bağ var. İkisinin de kahramanları o geometrik şekiller ve sembol dilini çok özellikli kullanabiliyor olmaları. Ama burada o sembol dilinden bahsederken görmekten de bahsetmek gerekiyor. Her şeyin birbiriyle bağlantılı olduğunu görebilmek, hele kübizmin etkisi altında girişte hemen sizlerin de izlediğini ve gördüğüm o güzel çalışmanın etkisinde belki daha anlamlı gelebilir. Biz o zaman şimdi gerçeklik kavramını alalım, bakalım kübizmle nasıl bağlayacağız bunu. Kaç tane gerçeklik var desem, hani objektif gerçeklik, işte o su kaç derecede kaynarının yanıtı, subjektif gerçeklik diyeceğiz. Klasik okulda okuduğumuz, ama ben diyeceğim ki size konsensus gerçeklik, üstüne diyeceğim ki yapılandırılmış gerçeklik, üstüne diyeceğim ki hiper, yok sanal, hayır arttırılmış gerçeklik. Bunların her biri için saatlerce konuşabiliriz. Bütün filozoflar, sosyologlar, psikologlar, ekonomi bilimciler bu alanda çalışıyor. Ama bence biz biraz daha gerçeklik sonrasına, yani aslında şu anda olduğumuz zamana bir bakalım. 2016 yılında Oxford sözlüğünün %2000, yanlış söylemiyorum, %2000 tıklanmasına sebep olan kavram post-truth. Türkçe'ye gerçeklik sonrası olarak çevirdiğimiz bu kavram belki de
İçinde bulunduğumuz durumun çaresizliğini tanımlıyor olabilir mi? Bakın, tanım aynen şöyle. Duygu ve kişisel kanallerin belirli bir konu üzerinde kamuoyunu belirlemede rasyonel gerçeklerden daha etkili olması durumu. Peki bunun üzerine neler gelmiş onlarca kuram? Peki gerçeği bir tüketiciye, bir siyasetçi olarak nasıl satarız? Bir işletmeci olarak nasıl satarız? Bütün bunları hangi sembollerle dile getiriyoruz? İşte bu bambaşka bir konu. Ve maalesef artık gözlemlediğimiz şeyin gerçekliği üzerine karar vermekten çekinmemiz gereken zamanlarda yaşıyoruz. Bu diyagram, bu şekil kesinlikle bir data gazetecilik görseli. Neden bunu söylüyorum? Hani biz okumuyoruz ya, hani araştırmıyoruz ya da ne bileyim yemek fotoğrafı, yemek programlarını izleyen bir yüzdemiz var. Bambaşka ilgi alanları olan insanlarımız var ya, ne kadar az araştırıyorsak o kadar az bağlantılayabilecek noktamız oluyor. Ve bunun üzerinden haber üretebilen ya da siyaset ya da karar üretebilen iktidarlar açısından da kolaylıkla yeni gerçekliklerin inşa edildiği bireyler haline gelebiliyoruz. Hadi kübizme dönelim. Gerçeklikle nasıl ilişkilendirelim? Bir ona bakalım. Bir tepki. Her şey bir etki ve tepki. Ve burada bir empresyonizme tepkiden bahsetmek lazım. 1900'ler ve 1. Dünya Savaşı'nın öncesindeyiz. Zaman olarak olay toplumsal olaylarla bir ilişkilendirirseniz eğer. Ve bir görseli parçalara bölerek ele alma cesaretini gösteren bir akımdan bahsediyoruz. Şimdi bu parçalara bölmeyi daha sonra farklı anlatacağım. Geometrik formlarımız var ve görünenin ötesine dair çok şey arıyoruz. Yani empresyonistler nerede eleştiriyorlardı? Işık oyunları o görünen doku üzerindeki eylem değil. Onun arkasında bir kadını kadın yapan sörf tahtası, çocuğunun yıkandığı küvet, o portrenin bir parçası olabildi. Onu orada oluşturan her şeyden yararlandılar. Bu ilginç bir yaklaşımdı o dönem için özellikle. Ve söylenmemiş, görünmemiş olana dair bir cesaret de vardı. Belki Picasso'nun savaşla ilgili çizimlerinden hatırlarsınız ki oraya daha sonra geleceğiz. Ama akıl, dış gücü ve iç gücüyle birleştikten sonra kübizmde, empresyonizmden farklı bir hareket noktasına geldi. Ben bütün bunları bir iletişim birimci olarak söylüyorum ve kesinlikle hoşgörünüze sığınıyorum bu alanın ustaları için. Ama bizim açımızdan öykünün göründüğü doku budur. Ve gerçekliğe aykırı düşen her şeyi geometrik şekillerle görmek, anlatmak becerisi ve imkanı doğdu diyelim. Peki o zaman iletişimle ve İnşa ile nasıl ilişkilendireceğiz? Yani bizi kübist bakış açısı nasıl yeni gerçeklikler inşa etmek için kurgulamış olabilir? Bugün için aslında bana sorarsanız ciddi bir iki boyutluluk var. Ve iletişimin de kübik bir evreni var. Bunlar neler? Hani aslında sizi siz yapan korku, sizi siz yapan endişe, sizi siz yapan ötekileştirme, sizi bir diğerinden ayıran her şey aslında burada gündeme gelir. Ve benim en çok ilgimi çeken kübizm dönemi için gölgesizliktir. Hani hiç gölgenin olmadığı bir ortam, acaba iletişimde iz bırakmadan medyada, sosyal medyada yaptığınız her şeyde gerçeğin üzerine örtmekle ilişkilendirilebilir mi? Sanıyorum evet. Burada işte imdadımıza bir şey yetişiyor, gösterge bilim. Diğer adıyla bilebiliyor olabilirsiniz. Semiotik, benim masal dünyam, araştırma dünyam bunun üzerine kurulu. O yüzden her akım, aslında hayatınızdaki her doku, siz fark ediyorsanız bir sembol, bir anlatım yolu ve sizi kendi gerçeğinize götürebilecek bir araç olabilir. Ve gerçekten yaşadığımız dünyayı anlamlandırmak için belki yardımcı olabilir. Savaş dedik, insan dedik, Guernica. Picasso'nun
şu an Kraliçe Sofya Ulusal Sanat Müzesi'ndeki eseri. Hatırlar mısınız? Kısacık hatırlamayanlar için bahsedelim. 1937 yılı ve İspanya İç Savaşı'ndasınız. Şimdi oraya gidelim. Bir kasaba 5000 kişiden az insanız. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar, savaşamayacak olanlar hepimiz evde oturuyoruz. Sonra o dönemin diktatörü diyor ki şu yeni bombaları hadi orada deneyelim. Ve sizin üzerinize yağan yeni bombalar 5000 kişiden 1654'ünün aranızdan ayrılmasına sebep oluyor. Bir sanatçı için böylesi bir acı göz ardı edilebilir değil. Ve Picasso için de savaşı ve barışı iki büyük tuvalde resmetmekle sonuçlanan bir süreç. Resimdeki her sembol üzerinde dakikalarca konuşabileceğimiz içerikler dolu. Ama burada asıl olan oradaki sembollerle bizi görünenin ötesine ve o 1937'nin İspanya'sında bu acının unutulmamasına şahit kılan şey. Ben bunu fırtınanın gözüne benzetiyorum. Hiç hava durumuyla ilgili o Poseidon ya da bizim Türk meteoroloji sitelerine girdiniz mi? Bir hortum geliyor, işte Ege'ye geliyor dediklerinde. Bakın tam ortasında bu Irmak kasırgası. Ayrıca da çok kızıyorum niye kadın ismi verdiklerini bu kasırgalara gerçekten. Ama neyse bu bizim Irmak. Çünkü en büyüklerden biri. Ortadaki maviliği görüyor musunuz? Burası okyanus. Denizci var mı aramızda? Yaşasın. Eğer fırtınada bu mavi noktanın tam ortası ya da bu dönen şeyin kilometrelerce ötesinde olmazsanız bittiniz. O korkunç kasırgada bu mavinin tam ortasında olmak kurtulmanızın tek şansı olabilir. Şu anda dronlarla o hurricane'lerin içine aldıkları filmlerde sanırsınız ki ortada piknik yapılacak bir alan var ve yukarıda gökyüzü halbuki etrafınızda arabalar, ağaçlar, atlar, evler uçuşuyor. Bu örneği verme sebebim şu. Şahit olmak dedik ya. Bir duygu durumu ya da bir olaya karşı ya da bir ürüne karşı size verilen enformasyona rağmen kendi korunaklı ve gözlemci alanınıza çekilebilmek, kendi fırtınanızın gözünü bulmak ve orada konumlanmak anlamına gelebilir. O kadar çok bilgi akıyor ki hangisi gerçekten gerçek? O yüzden bu alanı bulmanın da tek yolu var, farkında olmak. Sanatın ve sanatçının da kattığı değer belki bu. O 1937 hiçbir zaman unutulmadı. Teşekkür ediyoruz. Peki o zaman siz en son hangi gerçeği satın aldınız? Ya da sizin olmayan kaç tanesini taşıyorsunuz? Devam edeyim mi? Erdem ve bilgelik kavramları sizin için şu anda gündelik hayatımızın neresinde? Çünkü post-truth dönem yalanın, özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Trump dönemi seçimleri buna ilginç bir örnek olarak gösterilir. Yalan ya da örtüşük haber yaparak biz iletişimcilerin gerçeğin etrafında spin atmak dediğimiz, o hurricane'i oluşturduğumuz, o hortumu oluşturduğumuz haber dokusunu yaratarak bir seçim kazanmak mümkün müdür? 2016'ya kadar değildi. Ama artık öyle. Çünkü bunun da bir yolunu bulduk. Tek sorun şu, bakın yalan tarihte yoktu da 2016'da çıkmadı. Yalan hep vardı. Ama yalana karşı toplumun duruşunda 2016'da bir şey değişti. Amerikan toplumundaki bu değişim, ki Amerika'dan her şeyi çok hızlı alıyor bütün dünyaya sirayet ettiğinde gerçekten gerçeği kaybetme kaygısının taşındığı bir bilimsel araştırma boyutundan bakıyoruz. Gerçek sonrası çağ derken. Peki Picasso'nun sanatçı kimliğiyle şahit olduğu toplumsal durum? Bizim bugün Facebook'ta bir şeyi beğenmek bu kadar mı? Ona metrelerce tuvalini dokumak varken sadece like'lamak mı? İşte bu da post-truth dönemin
Gerçeklerinden biri sizi kontrol edilmiş duygu durumlarının arasında tutmak ve yalınlaşmış ve yönetilebilir iletişim enformasyon kurgusunun içinde tutmak gibi. İşte burada farkındalık diyoruz. Şahit olmak, aklın ötesinde bir bakış sağlamak ve bilgiyi parçalara bölüp sonra da yeniden ilişkilendirmek gerekiyor. O zaman şimdi ben susayım. Videomuz kalsın. Neyi nasıl sunarsak sunalım, karşımızdakinin bizi imgeleyebildiği kadarız. O yüzden bize sunulan gerçeği parçalayıp daha görünür kılabilme cesaretinden yoksun olmamamız gerekiyor. Bu kübik bakmaktır bizim için. Ve kübik bakmak aslında karmaşık olanı en yalın haliyle ortaya koyabilme cesaretini göstermektir. Ve gerçekçilik sonrası çağda kendi özümüzü görebilmek için kendimizi ayrıştırmak ve kendimize yeniden bakabilme duruşudur. Bana sorarsanız belki de Picasso'nun İzmir'e gelerek, Arkas'a gelerek bize verdiği en büyük hediye belki de bu duruşa yaklaşmak olacak. Teşekkür ederim.